Türkiye'nin girişimleriyle oluşturulan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu Oslo'da üst düzey temaslarda bulunuyor. Peki bu temas grubunun görüşmeleri nasıl sonuç veriyor? Şimdi Fransa'ya gidelim. A Haber muhabiri Ömer Aydın'dan detayları alalım. Ömer Aydın. Tayyip Ünal, senin de söylediğin gibi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyesi ülkeler içerisinde Türkiye'nin öncülüğünde kurulan bir temas grubu, Gazze için temas grubu söz konusuydu ve şimdiye kadar özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olmak üzere çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Gazze'deki akan kanın saldırılarının, İsrail'in saldırılarının, katliamlarının durdurulması ve ilk planda bir ateşkese ulaştırılması, kalıcı bir ateşkese ulaşılması amacıyla temaslar devam ediyordu. Bu temaslar bugün Norveç'in başkenti Oslo'da devam edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi, daha doğrusu temas grubunu oluşturan Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Filistin Dışişleri Bakanları, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterinden oluşan üyeler Norveç'in başkenti Oslo'da temaslarına devam edecekler. Burada Norveç ile birlikte İsveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İzlanda gibi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Tabii ki bu görüşmeler, temas grubunun görüşmeleri, müzakereleri nasıl etki ediyor? Özellikle uluslararası camiada Gazze için harekete geçirme noktasında olumlu yansımalarının, olumlu sonuçlarının olduğunu görebiliyoruz. Hem devletler aşamasında hem de uluslararası camia, uluslararası kamuoyunu harekete geçirme noktasında bir kalıcı bir ateşkes ve İsrail sorununa çözüm bulma amacıyla bu ülkelerde, özellikle dünyanın batı kısmındaki kamuoylarını ve hükümetleri harekete geçirme noktasında temaslar devam ediyor. Şöyle bir örnek vermek gerekirse 26 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze için ateşkes talep eden bir oylama söz konusuydu. Ve bu oylamada 121 olumlu oy çıkmıştı. Geride bıraktığımız 12 Aralık tarihinde düzenlenen yine bir benzer oylamada ise 153 olumlu oy çıktı. Gazze için bir sonuç bulmak amacıyla, yani temas grubunun, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan temas grubunun temasları, müzakereleri, görüşmeleri uluslararası kamuoyunu harekete geçirme noktasında devletlerin kararlarını, oylarını değiştirme konusunda önemli sonuçlar ortaya koyuyor diyelim ve sözü size bırakalım.